Evet, iyi akşamlar. İyi akşamlar, siz de hoş geldiniz. Serkan Bey ile Meriç Hanım'ın en mutlu günü. Geliştik daha. Evet. İnşallah tamamını erdirsin. İnşallah mutlu, güzel bir evlilikler olur. Eminim öyle olacağına da. Beklediğimiz bir düğündü zaten. Çok seviyoruz ikisini de. Mutluluklarını paylaşmaya geldik. Şimdi evli çiftlere hemen soruyoruz. Tecrübelerinizi aktardınız mı? Siz de böyle bir baba da olarak aynı zamanda. Yani diyeceğimiz tek şey mutlu olmalı. İsteyeceğimiz tek şey o. Yani buradan bir tavsiye vermek aslında benim haddim değil. Çünkü iki insan kendi aralarındaki ilişki kendileri belirliyor. Yani birilerinin yorumuyla ya da tavsiyesiyle çok bir ilişki ilerletilmiyor. Onlar şahane bir birliktelik yaşıyordu zaten. Evlilikle taşlandırdılar. Muazzam yürüyeceğine de eminim. Bugün tek başınıza geldiniz aslında. Gutsi Hanım'ı da göremedik. Evet. Kendisi nerelerdedir? Onun da seti başlayacak yakın bir zamanda. Onun okuma provaları falan oluyor. Dolayısıyla bayağı yorgun argın, daha provadan yeni çıkmış olabilir. Zannediyorum gelemez, eve yetişip artık bir yatıp dinlenmesi lazım onunla. Aileyi temsilen ben geldim. Yine kendi projesi mi? Tabii. Sizi acaba konuk olarak bile olsa bir sürpriz. Ben hep diyorum yani bir şey istediğin anda hazırım diye de daha bilmiyorum. Öyle bir haber gelmedi karımdan. İyi akşamlar. Biraz geç kaldık biz. Girmemiz lazım. Nasılsınız? Ben hoş geldiniz. Beraberdik iki çok, gün önce. Evet, çok mutlu bir gün. Evet, neler çok neler söyleyeceksiniz? Valla Meriç ve Serkan'ın yanında olmak istedik bugün. Güzel, tatlı bir gün. Biz de onlara eşlik ediyoruz. Geldik. Bu mutlu günlerinde yanında olmak istedik. Herkesin merak ettiği şey, sıra size ne zaman gelecek? Şu an için öyle bir şey yok. Henüz yok tabii. Hayırlısıysa olur. Aynen öyle. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İyi akşamlar. Bye. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok geç kaldık arkadaşlar. Bir saniye. Çok geç kaldık. Tamam mıyız? Çok geç kaldık. Efendim mutlu bir gün, neler söyleyeceksiniz? Ya çok yakın arkadaşlarımız. Çok uzun teşekkürler. Fişi daldık. Fişi daldık KDV'si içinde. Çok geç kaldık ama ne olursunuz kusura bakmayın. Bir görelim, ondan sonra hadi tekrar buluşuruz. Çıkışta olur. Görüşürüz. Tamam. Teşekkürler. Sizlere bir akşamlar demeden geçmek istemedik. Biraz da çok teşekkür ederiz efendim. Neler söyleyeceksiniz? Yakın dostlarınız, yakın arkadaşlarınız, evet. Bugün evlendi. Allah nikah mesut birazcık etsin. Geç kalındı ama. Çoğalsınlar inşallah. Allah mesut etsin. Onlar adına çok mutluyuz. Heyecanlı bir serüven, heyecanlı bir yolculuk onları bekliyor. İnşallah mutlu olurlar, çoğalarak devam ederler. Koşak Hanım siz neler ben söylemek istersiniz? Ben de çok yakın efendim? Arkadaşlarımız, çok mutluyuz onlar adına. Öncesi ve sonrası inşallah çok çok güzel olacak. Efendim yine tarzınız harika, çok konuşulacak bir tarzdasınız. Oh, neler söyleyeceksiniz bu tarzın için? Yine Başak Hanım'ın imzası var mı diyelim? Her zaman dokunuşu var sağ olsun. her zaman dokunuyor. Fotoğraflarınız da çok konuşuluyor özellikle efendim sosyal medyaya koyduğunuz fotoğraflar. Bunlar için neler söyleyeceksiniz? Hayranlarınız yoruma boğuyor aslında sizi. Ya beyler ben zaten nadir kullanan bir tipim sosyal medyayı. Evet. Arada kullanıyorum. Gelen yorumlar da beni mutlu ediyor. Çok az kullanıyorum ama bundan sonra biraz daha fazla kullanmaya başlayacağım sanırım. Başak Hanım'ın kıskandığı fotoğraflar ve yorumlar oluyor mu? Yok. Yok tam tersi kendim paylaşıyorum. O kadar beğeniyorum ki kendim herkes görsün istiyorum. Bey de sormak istiyoruz. İyi. Nasıl, iyi mi? Çok şükür. Maşallah büyüyor. Güzel güzel büyüyor. Sağlığı saati yerinde. O teşekkür zaman ederiz. Efendim son olarak da evli çifte buradan söylemek olarak istedikleriniz nedir? Mutlu olsunlar. Her zaman. Mutlu olsunlar. Huzur, mutluluk eksik olmasın. Çoğalarak devam etsinler, ailelerini büyütsünler. Beyler görüşürüz. Kurtepe'de yalnız mı büyüyecek yoksa bir kardeş falan öyle bir dedikodu da dolaşıyordu evet, çünkü. Ha kısmet bu işler ya. Kısmet. Tamam. Hadi. Hoş geldiniz. Merhabalar. Efendim hoş bulduk. İlacımla geldim. Öyle mi? Ne haber, nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkürler. Çiftin mutlu günü. Evet. Sizlerin de duygularını alalım. Evet biz de onlar kadar heyecanlıyız. Serkan'la Meriç de çok sevdiğimiz iki arkadaşımız. Biz bu duyguları tattık. Onlara da mutluluklar diliyorum. Zaten mutlular, keyifliler. Ne derler ki? Allah tamamını erdirsin. Annemin en sevdiğim lafı. İlaç ne ilacı merak ettim. İçeride benim patron var Demet. Demet'in biliyorsunuz ayağı rahatsız. Onun için ilaç getirmiştik. Elimde kaldı, saklıyorum sizden. Tedarik zincirine dahil olduğunuz aynen, zaman. Aynen. Oyun oynuyoruz. Yoruluyor canımın içi. Esset'i de var. Çocuk da var. O yüzden ona böyle biraz destek atıyoruz. Peki efendim. Çok, çok naziksiniz. Kendinize çok iyi bakın. Recep kolay de gelsin. Olalım. Tabii seviyorum. Efendim çok mutlu bir gün. Evet. Çiftler de çok mutlular. Harika. İkisi de çok tatlı, çok yakışlılar. Hayat boyu mutluluklar diliyorum. Çok güzel bir düğün oldu arabayı gerçekten. Arabayı tenekede bağlamışlar gördünüz mü? Bütün gelenek çok görenekler tatlı yerine getirilecek demektir. Peki efendim. Çok çok teşekkür ederiz. Görüşmek ben teşekkür üzere ederim. İyi akşamlar. Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.
Çok güzel bir düğün. Herkes tadını çıkarıyor. Ben biraz erken ayrılmak istedim. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Sağ olun. Evet efendim, iyiyim. Teşekkür ederim. Efendim, neler söyleyeceksiniz genç çift için? Çok mutluyum. Meriç benim çok yakın arkadaşım. Serkan'ı da çok seviyorum ama kız tarafı sayılırız. Bence dünyadaki bütün mutlulukları hak ediyor arkadaşım. Serkan da öyle. Onları çift olarak da çok seviyorum. Mutluluklar diliyorum ikisine de. Bir kere düğün ertelediler biliyorsunuz. Olsun, olur öyle şeyler. Yoğunluk bunlar. Çalışmaktan alıyor. İş olsun yeter ki.